بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Ahl-i İslam, Mümin, Müslüman braderler, uzak yakından Allah'ın buyruğunu eda etemen, Allah buyurgen taat, ibadet, namazını cemaat bilen okuyman, azrak hadis sabahlarından organemen, iştemen, bilemen, iştgenimge amel kılemendip, İhlas, iman, itikad bilen uza yakından kadem rencide kılıp kegen aziz biraderler Allah Teala ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah Teala din diyanette doğru yolunu işlep edeşmi Allah'a makul serveri alem etkerleridik hayatta ibadetlerimizi kılıyetken sayı hareketlerimizi sünnetke muvafık tarzda alıp barsak, inşallah Rabbül Alemin, Allah Teala oza ecr-i azimlerine ata eylegen olur. Muhterem biraderler, mene İslam'ını, üçüncü rüknü, zakat. Zakat doğrusu da, mene hadislerden kiltirip, bergen kendi zakatı bermegenime hal boladı, bularını mana o'tgan darsda bayon etdik. Yana bir ikkita hadis qoluvdi. Bu ayollar taqinchog'i to'g'risida ikkita hadisni sarvari olam aytgan ekanlar. Wa an Aishata zawjin nabiy sallallohu alayhi vasallam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin zavce-i mütahharatlarından Aişe anamız rivayet kılıp eyterler ki bir günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beni huzurumge kirgendiler. Beni kolumda tilla bir erzik barıdı. Şu erzikini kurup bu nüme ey Aişe dediler. Aişe ana ettiler siz üçün bir ziynetleşkeni aludum bunu takudum digende Sarvara alem eytiptiler, bunu zakatını ada ettiniz mi? Yok deyip cevap verdim, dediler. Eğer bunu zakatını vermeseyiz, sizi de uzaktan nesibeyizi meni sunarsan, o da uzakı kirişizge sebep olaydı. Artıkça tilla, takıncı, mervarı, dürler, üzüklər, bunlarını Mene mesela eytedi ki ziynetke taksa hiç gap bu miydi deyilgen gaplaren var da o ziynetke mi başka gemi bu asıl matalar aynı miydi gen buladı. Bularge hacet düşme yaptı mı bu büyümler tılla dur cevahır buladı. Bularını zakatını verip duruş gerek. Mene Aişe anamızga sarvara alemiz şu eytken sözlerini oza hemimizge kifaya buladı. Ne? Ayarlarımızı düşündürüp, eğitip, koyuşumuz gerek. Bir günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kızları Fatıma ananı aldılar, kirdiler. Sen... Boynularına tılla zancırını, tılladan bugün zancırını asıp Fatıma ana bir ayalga, mene bunu menge Hazreti Ali Hasan'ın atası hadiye kigen dip korsatıp durudular. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kırıp kaldılar da bunu mu ey kızım boyunuzda getirli zancır. Şunda Fatıma ana ettiler ki kiyavunuz Ali hadiye kigen nerse. Şunda sarvarı alem ettiler. Kahleysem mi adamlarını Bana şundey sözünü ki, yani Allah'ın peygamberi bugün Resulullah'ın kızının kolu da dozakın zancirlerden bir zancir türüp diye.
degan so'z kerakmi senga dedilar-da shu bilan chiqib ketdilar o'tirmasdan. Shunda Fatima onamiz bu so'zni ma'nosini yetib tushundilar-da bozorga oborib tillani sotib zanjirni o'rniga bir qul sotib olib ana shu qul qilgan gunohimga kafforat bo'lsin deb qulni ozod qivordilar. Bu gap sarvari olamni quloqlariga yetib kelgandan keyin aytdilar: Allohimga hamd sano bo'lsinki qizim Fatimani do'zaxdan qutqazdi. Mana bir rivoyatda o'zlari kelib aytgan ekanlar: Muhammad Rasulullohni qiziga loyiq ish qilibsiz qizim deb xursand bo'lib peshonalaridan o'p qo'ygan ekanlar. Biz mu'min musulmonlarni bu darajada dunyo parastlik, mol parastlik bo'lishimiz ummat Muhammadga uncha durust o'xshamaydi. Qanchalik sifoh, qanchalik odimi, qanchalik ibodatda ko'z to'g' nazar to'g' bo'lsak, shunchalik sarvari olamni payrovlariga hayotlarimiz o'xshagan bo'ladi, sunnatlarga amal qilgan bo'lamiz, birodar azizlar. Endi bu masalalar so'rovchilik, tilanchilik to'g'risida. Doim tilanchilik qilib yurgan oranglarda, orangizda hayotini tilanchilik qilib o'tkazayotgan inson bo'lsa, u qiyomat kuni Allohning oldida yuzini go'shi yo'q holda bo'lib turadi, yuzini yuzi yo'q holda bo'lib turadi. Suyagini o'zi bo'lib turadi. Tilanchilik qilib hayotini o'tkazganlar. Yana marhamat qilib aytadilarki, boy bo'lib turib degan ekanlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Boy bo'lib turib odamlardan gadolik qilib narsa yurib so'rab yurgan odam u go'yo Alloh oldida yuzi yo'q insonlar qatorida bo'ladi. Qiyomatda yuzsiz holda turadi. Bu o'sha insonni gadolik kasaliga yo'liqqanligi bo'lib turib, g'ani bo'lib turib, gado narsalarni so'rab yurgan odam shunday bo'lar ekan. Kimki debdilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam, uzursiz muhtoj odamlardan so'ramasa bola chaqasini boqam yotibdi. Muhtoj odamlardan so'ramasa yegani ovqati yo'q, ichgani suvi yo'q, muhtoj bo'lib qoldi. Shunaqa muhtoj bo'lmay turib, yegani ovqati bo'lib turib, kiygani kiyimi bo'lib turib, yana odamlardan tilansa, u odamga Alloh faqirlik eshigini ochib qo'yar ekan, o'ylamagan joydan bor butidan ham ajralaverar ekan. Odamlardan narsa so'rab yuribdimi, tilanchilik qilib, Alloh faqirlik eshigini ochib qo'yar ekan, o'ylamagan joydan ketaverar ekan pul. Boriyam, tilanchilik qilgan odamni biri ikki bo'lmay, bu yoqdan so'rayapti, bu yoqdan ketib qolaverar ekan. Chunki niyatni yaxshi emas. Qimillasa bir narsasini sotsa pul bo'ladi, bu shunga qaramay tilanchilik qilyapti. Shuning uchun soildan, gadodan boy chiqmaydi deyilgan. So'rab tilanib yurgan, ta'ma qilib yurgan odamni birini ikki qilmay qo'yar ekan Alloh taolo. Bir odam kelib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bir narsani so'radi, bering deb. Payg'ambarimiz berdilar. Nonmi, pulmi berdilar. Hali ostonaga oyog'ini qo'yib, ikkinchi oyog'ini olmasdan salvari olam etdilar. Agar bilsa edi inson bu so'rang'ichlikda, bu soillikda nima gap bor Alloh tomonidan? Hech qachon ikki dunyo bir odam bir odamdan narsa so'ramasdi degan ekanlar. Agar bu so'rovchilikda Alloh tomonidan qanday narsa kutib turganligini bilganda odamzod odamzoddan bir narsani so'ramagan bo'lardi hech qachon dedilar. Boy bo'lib turib, g'ani bo'lib turib, soillik qilgan odam, narsa tilangan odam
Dozaqdır, dozaqidir. O'ziga o'tni so'rayotgan bo'ladi. Ko'p so'rasa ko'p o'tni, oz so'rasa oz o'tni so'ragan bo'ladi. Kimki boy bo'lib turib odamlardan narsa tilansa, o'ziga jahannamdan o'tlik o'rin tayyorlabdi. Debdilar sarvar olam. So'rashdi odamlar, boylik miqdori qancha, bir kecha bir kunga yetadigan taomi bo'lsa boy dedilar. Bildingizmi? Bir kecha kunduzlik taomi yeyishi, ichishi bir kecha kunduzga yetgan odam g'ani hisoblanadi. Ana shunday bir kechaga taomi bo'lib turib tilamchilik qilgan odamni masalasi ana shunday bo'lar ekan. Av laylatin va yawmin. Mana bu masalada ham so'ralibdiki, yo Rasululloh, boylik so'rashlik mumkin bo'lmaydi kimga? Gadolik mumkin bo'lmaydi. Bir kecha kunduzga taomi bor, qorin to'yarli noni bo'lsa, unga so'rovlik harom bo'ladi. Xurjunini to'ldirib olib, non bersangiz olmaydi. Alloh yo'lida deb turadi, buni masalalari ham keladi birodarlar. Bu ko'p joyda shu savollar bo'lib turibdi. Abdulloh ibn Arqam aytibdi, bir vali bo'lib turgan joydagi odamga bitta tuya ber, odamlardan yig'ib olgan tuyalardan bittasini bezgin, mana bir amiral mu'mininga hadya qilib olib boray, o'zim foydalanay debdi. Odamlarni sadaqasidan yig'ilgan bitta tuya bor, sadaqaga kelgan, o'shani beraymi? Mayli debdi. Bu narsani bilasanmi qanday narsa debdi? Sadaqani yeyish debdi. Qanday debdi? Mustahab qilib axlati najosasini yuvadi-yu odam debdi. O'shani ichganing bilan barobar o'sha suvni debdi. Nima deb jahlimni chiqazasan? Nimaga birodar menga bu gapni aytding? Sadaqa odamlarni kiri bo'ladi, esingdan chiqazma. Undan ham battar gunohlarining kiri. Kimki sadaqa yesa, xuddi o'shani yegan bo'ladi, agar loyiq, noloyiq inson bo'lsa sadaqaga. Sadaqa qo'llar ko'p juda. Imtanim, nimtanim bo'lib turishadi sadaqalarga. Ana shundan Alloh taolo saqlasin. Hadiyalar, ziyofatlarni yana bunga o'xshatib yormang. Sadaqa inson gunohimni Alloh kechirsin deb bir yetim yesirga yoki bir masjidga yo fi sabilillah domlalar mudarrislariga dars berayotgan yo talabalarga berilayotgan narsa ularga halolning haloli. Lekin hech qanday sadaqaga muhtoj emas insonga o'sha mag'zavani yegan bilan barobar bo'ladi. Shunday narsalarga hayotda taajjubda qolasiz. O'zlarini taqvo ko'rsatishadi. Ja odamlarni taomini tekshirishadi. Lekin g'irt sadaqalarni yeb ichib yurishadiganlar bor. Talabalarni haqqiga kelgan sadaqalarni, mudarrislarni haqqiga kelgan sadaqotlarni yeb, shulardan boyib, yana odamlarga bu harom u bu halol deb gapirib ham yurishadi. Sadaqa ana shunday narsaki, iflos narsani yuvilgandan keyin bo'lgan hojat suvlarini tanovul qilgan bilan bab barobar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bay'at oldilar. Mana shu narsalarni bajarishlik bilan mu'min musulmonchilik, meni payg'ambar deb bilasizlar, mana shularga bay'at qilsanglar, sizlar haqiqiy meni ummatlarim bo'lasiz. Mana shu musulmonchilik bo'lish yo'llari, masalan, bay'at shunday. Biz deydilar 8-9 nafar odam mana shu narsaga va'da berdik payg'ambarimizga.
Fakat Allah'ın özüge yine ibadet kılıçlıkça. Bir anlar seni şirk kiltirmeçlikçe. Beş vah namazını okumalıkça. Allah'u Resulüge ve kimli bizge başlık koyulingen bosa uşenge itaat kılıçlıkça. Ve bir anı sırrını mahfi eğitmen aşkar kımen sözünü sır saklaşlıkça. Adamlardan bir anlarsa soramaslıkça. Ve hatta iki bir koldan bir kamçı yerge çüşüp geçse, siz attı üstüde turgan bosayız, şunu haber varin de pastaki adamge aitmesden uzu çüşüp arışlıkke. Bayat kıldık, vada birdik, Muhammed Resul sallallahu aleyhi ve sellemge deydiler. Şu bayatta Hazreti Ebu Bekir vardılar. Abi Mulaykete aytarlar ki, köpünce Hazreti Ebu Bekir'ni kollarından kamçı çüşüp getirdi yerge. Tüyelerini çöktürüp durup, tüyeden çüşüp haligi kamçını alarkenler. Şunda adamlar eterken, ya Amir el-Mu'minin Hazreti Ebu Bekir, buran temizgi etseyiz haberimiz ki, siz amirimiz boseyiz, siz halifemiz boseyiz. Ha neme ki uziz çüşüp alasız. Sarvar o kişi eterkenler, Habibim, dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan hiç derse soramazlık ki buyurgeller, iltimas kımazlık ki. Ben şünge amel kılaman derkenler. Ben şünge bayat kıyaman derkenler. Hakib ibn-i Hizam eterler. Özleri rivayet kıl yaptılar bu hadisi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den soradım bir derse. Birdiler. Yine soradım, yine birdiler. Yine soradım, yine birdiler de kin üçüncüden kin ettiler. Ey hakim, mal çiraylı ve şirindir. Kuzge, cüde mal dünya yakış korunadı. Ve cüde şirindir. Lekigin şunu yakışı bilgin. Kim ki bu pulunu, mal dünyanı razı kılıp asa onda bereke var. Bravını narıza kılıp tapıp asa onda bereke yok. Harlik var, azab var. Bir cahide işlesen, işletken adam pülünü razı bulup bered senge. Bekardan bekar soru vursan bir beredi, iki beredi, üçüncüsü yaman korup hafa bulup cekil bile medip beredi. Bunda bereke bu miydi? Bunda yamanlık var. Ne meni? Soresen, eğer asen razılıkta berekat var. Narıza kıyanda bereke yok. Sen misali şundey ki yiydi toymaydıgan. Yiyvat diyor, yegeni bilen toymaydıgan insanga okşaydı soru uçu. Şunu yakşı bil. Belen koldan, belen kol afsal turadı pas koldan. Yani bergen kol Huda aldı da afsaldır. Alı uçu koldan göre. Şundan son hakim eterler, ya Resulallah, men bir hinelgen adamdıp özümünü sanardım. Şimdi bu söz izden ki gün, Allah'a kasam ki, umurumunu ahire geçen bir adam bir nerse soramayım ben dediler. Sarvarı alem dünyadan utkerlerden ki, Ebu Bekir çakırıp, ey hakim, mene bu sizge alin. Yok, men amimen. Kendi haletti bu mesin, şimdi men bir nerse amimen deyip, Hazreti Ebu Bekir denem işte Muhammed'iler. Hazreti Ömer zamanında çakırıp bana hakim sizge bana onu alın işletin. Yok amimen. Ve şunu deyip cemaatki etken ikerler. Ey Müslümanlar sizler guvah bulun. Bana ben Allah bilen peygamberge etken ve adamın üstüden çıkıp dünyadan utip getvam ben. Oca bir madde peygamberimize aitken sözlerine amel kılıp kançelik naçar bulmayın umrumunu ahir geçen bir adan bir burada bir uşak narsız soramazdan ottum dıp aitken ikerler. Adamların hamması bunge guvahlık bergen ikerler. Savban radıyallahu anhu etvattiler ki bir günü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kim ki menge kefalet bir aliydi. Bir anta adamdan hiç derse soramayım ben.
Eğer şunday adam bosa, ben onu cennetki kirişliğe uzun kapil bulamam dediler. Şunda sahaban ettiler onlardan turup, ben ya Resulallah şunga vahda biremen, ben kapalet biremen, ran nerse brant eden sonra meslikke dediler. Ya, üçte nersege Allah'ın namı bilen kasam içedigen buldum, bu hakikat durdurttular Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçte nerseni kasam bilen kiltir yaptılar. Birincisi, sadaka bilen mal kemeymeydi, boy buleydiseniz kupra sadaka kılın. Sadaka birgen bilen mal kemeyip kameydi, mal kupeyedi. Bunge kasam kıyanık eller Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Birav dilige azar birdi. Dilige azar birgen adam uzur kıldı. Şunu keçir vardı, şu dilige azar birgen, yamanlık kıyan adamını, günahını keçirgen adamını Allah'a kasem ki ahiretu dünyada abrusu belen böyle dediler. Af kıyan adamını. Dünyayı ahiret Allah aldı da abrusu belen bölerken keçirgen adamını. Üçüncüsünü ettiler. Allah'a kasem bilen eytemen ki adamlardan tilenip yürüyen adam iki dünya bay bu mi dediler. Şu açlık içe, şu kembegallik içe utip git uğradı. Karın. Asırlar devamı kelet de tilençilik. Ne var asıdan, ne var asıge, ne var asıdan, ne var asıge. Ali tilenedik Allah'ını. Min yıldan beri kevatkendir bu la. Miras kaladı. Barımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ini aldılar ki Hazreti Ömer kelip ettiler ki ya Resulallah palancı ikelavuge nerse biripsiz soruşken iken ular özüge toprak adamlardı. Biz soruyorduk peygamber bizge mal bir tutup cehsizli maktab yürüştüyor dediler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki birgenimge koymayı soruyor dedi. Birdim de baylığını bilsemem. Lekin ularının iki dünyası azabı ciddi yaman buladı. Nemeyi birdiyiz? Allah bakıllar kitabıge namımı yazıp koymasın da birdim. Soregenini kaytarmadigen Allah. Bay mı? Kim buluştan katli nazar? Kol çözgenini kaytarmadigen. Ben korktum. Bakıl bopkamaydı. Lekigin ular özge kıyım kıldı digen ikerler. Şunun için birader o özü bile uğradı. Kim soregen? Lekigin siz kaytarmadigeniz sevap olarken. Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ebu Hureyre'den rivayet kılınan bu hadis Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e etken ikerler. İmanı mükemmel bu mepti. Hali imanın nimeligini bilmepti şundayı adam ki onu zulmüden koşunları tinçlik tapma yaptı da. Erkıl adam var ben mumun ben Müslüman ben diyor koşunları kub zulüm otkazadı. Şöyle koşunlarını kattık kaksatadı. Ondan koşunlar bezar buladı onu fiili hulkıdan. Hani şimdi adam hali imanı mükemmel bulmaktı. Hani o mumin digenlerse atken layık bulmaktı diyebdiler. Hakiki mumin buladı kaçan ki koşunusu şu insandan azar tapmasa. Koşunusu dili rencibese şu insandan. Kim ki Allah'a yok ahiretke iman kiltirgen bosa mihmanını hürmet kılsın.
Kim ki Allah'a iman keltirgen, ahiretke iman keltirgen bosa, yaxşı gapı gapırsın, yaxşı gapı bilmese cim otursun. Allah Ta'ala yaxşı koradı, halimlik, ibalik bugün, endişelik bugün bayını. Yaman koradı Allah, gazabı keledi, tili bızıkka ağzıdan sukun çıkadıgan insanga. Raderler, kap katta bolalar odamlar shunga giriptor. Undan keyin yosh yigit bolalar ham aynosa mana u bolalarimiz ko'proq shu og'zi buzuqlikni o'rganib qoladi. Har ikki gapga so'kish bu bir g'ayri din millatidan bizga yo'liqib qolgan ishlar bo'ldi-da. Ularni to't og'iz gapini uchtasi so'kish bo'ladi. To'tta gapiradi, to'tta gapini uchovi so'kish. Şunu Özbekçe'ye tercüme kıvalıyetken Özbek ballarımız bu attı. Bu narsalardan kaytalıydık. Allah'ın gazabı gelirken. Yani kalp kattı adamlar var. Uyat yaptı. Bir iba kimi ağzılar gibi avarış etti. Taraf, taraf kılın. Uyat gerek, uyat. Allah'a yaman kararken ağzı şalak adam mı? Facir, günahkar, fasık adam mı Allah'a yaman kararken? Odamlardan ha deb narsa so'rab yurgan odamni ham Alloh yomon ko'rar ekan va gadochilikni kasb qilib olgan, tilamchilikni kasb qilib olganni ham Alloh taoloning g'azabi kelib yomon ko'rar ekan. O'shanga g'azabi kelar ekan Alloh taoloni. Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam minbarda turib sadaqa to'g'risida va ibo to'g'risida masala qildilar. Aytdilar: "Al yadul ulya xayrun min yadis sufla." Balan qo'l, ya'ni bergan qo'l, sadaqa qiladigan qo'l, sadaqa so'raydigan, tilanadigan qo'ldan Alloh oldida darajasi balanddir. Ya'ni Allohni yo'lida sadaqa qilib yurgan qul jannatiy qul, har bir buni kasb qilib odamlardan tilanib yuradigan qul bu jahannam do'zax o'tini insonga keltiradigan qul dedilar. Bir kuni Jabrail alayhissalom farishta ruhul amin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga kelib aytibdilar: "Ya Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, haleganizce yaşayın. 120, 220, 1020 ahırı barbir ölüm bilen tügeydi. Kanca umur uzabısın kim buluştan katli nazar, ahırı nokta hemen iki nime ölüm bilen, can veriş bilen hayatımız tügeydi. Nimani xohlasangiz qiling, shuni esizdan chiqazmang. Yaxshi qilgan ishingizga ham jazo bor, yomon qilgan ishga ham jazo bor. Jazo endi arab lug'atida bu bir yomonlikka ham, yaxshilikka ham beriladigan ishni aytiladi. Ya'ni qiling. Qaysi ishni xohlasangiz, shuni bilingki, yomonlikning jazosi bor, yaxshilikning mukofoti bor. O'shanga qarab bo'laveradi. Tiliz zahar, sokong'ich, qopol, dag'al, manmansiraysizmi? Shunga yarasa sizga ham odamlar shu muomalani qaytaradi, o'shanaqa bo'lib o'tib ketadilar. Tiliz shirin, muomalalik, yaxshimisiz? Sizga ham hamma odam shundoq bo'ladi. Har bir qilgan ishni birodar qo'yavering, bir xil odamchi o'zi ko'radi o'shani jazosini. Yaxshiligini yaxshi bo'lgan bo'lsa, yaxshiligini yomonligini yomonlik. Kimni yaxshi ko'rsangiz, yaxshi ko'ring, baribir oxirida ajalu bor. Kimga muhabbat qo'yib, kim yaxshi, kim do'stim deb bo'lavering, lekin shuni esdan chiqazmangki, oxir bir kuni ajalish bor. O'sha yaxshi ko'rganingizdan ham. Biling, mu'minning sharofati Allah aldı şerafetli buluşu, keçesi türüp ibadet kılışıdır.
ve izzetlik buluşluğu Allah aldı da adamlardan nazarını tok tutuştu. Abru var burada. Kup adam abrusunu pulunudur. Bitini kalın kılıp surab abrusunu düşürüp koygen. İlahi hiç kimle Allah hiç kimge muhtaç kımasın, surettiradigan kımasın. İnsanın abrusu menüsü suraş bilen tokul uğradı. Bir bimar meçtinge hizmet kıvamman aileyi vermiysem mi? Meçtinge hizmet kıvamman aileyi vermiysem mi? Dip, ustaz damlalarımızga harkaşa kılıyordu. Bu mesela ular mene aylıkmez, mene nikah kılas mı, cenaze okuyuz mı, meçte ne işitseyiz sizi gidip koyuşken iken. Ukamlı kıyandı, aylıgen bir de topalan kılıp 90'dan aşkan adı.